ruhlarımızın ne olduğunu bir defa bilelim. Ruhlarımız tek başımıza bizlerin bilinçaltı. Milletimizin ruhu, milletimizin bilinçaltı. Dünyamızın ruhlarının birlikteliği, dünyamızın bilinçaltı. Dört boyutlu uzayımızdaki bütün galaksilerin ruhlarının birlikteliği, dört boyutlu uzayın toplu bilinçaltı. Kendi ruhumun bilgilerine bilinçaltı diyorum. Milletlerin ruhlarının bilinçaltına bizler masal, destan, efsane yani mitoloji diyoruz. Bütün galaksilerin dört boyutlu uzayın her bir varlığının ruhlarının toplamının oluşturduğu yere de levh-i mahfuz diyoruz. Biz levh-i mahfuzun gölgesiyiz. Levh-i mahfuz bizim dört boyutlu evrenimize göre çok daha fazla imkanlara sahip. Bakın imkanlara sahip olmak değerli dostlar, elim imkanlara sahip ama gölgesi imkanlara sahip değil. Levh-i mahfuz nasıl imkanı sahip? Zaman yok. Zamanlı olmaması çok büyük bir imkan. Çünkü ölmek denen bir şey yok. Madde yok. Maddenin olmaması çok büyük bir imkan. Çünkü aynı anda her yerde olabilmek imkanını veriyor. Kütle çekimi yok. Enerji yok. Bakın bizim artık anlamamız bile zorlaşıyor. Kütle çekimsiz, enerjisiz bir yerde mi yaşanır? Ve değerli dostlar, işte bu beş boyutlu evren bizim ruhlarımızı toplar. Her birimizin ruhu bizim bilinç altımız. Hala bilinç altı dünyada tam olarak bilinemiyor. Zannediyorlar ki beynimizin üst tabakası, korteks, orası bilinç. Onun altında kalanlar bilinç altı ya da işte falan yerdeki bilinç altı. Evet. Bilinç altı değerli dostlar şu kafatasının içinde değil. Bilinç altı ruh. Bizim ruhumuz bilinçaltı ruhlarımızla iletişimi sağlıyoruz. Allah'ın her varlığı ruhla beraber yarattığını anlatıyoruz. Ruhların tek bir ortak dili kullandığını öğretiyoruz. Bu dilde sese, iletişim araçlarına ihtiyaç olmadığını anlatıyoruz. Ve ruhunun farkına varanlar şunu anlar, ruh Allah'tan fizik bedene şifa enerjisi aktarıcısıdır. Ve ruh bir üst boyuttan bize bilgi aktarıcısıdır. Ve ruh bir üst boyuttan bize rehber olarak gönderilir hayatı temiz yaşamamız için. Değerli dostlar, biz ne yapıyoruz? Ruhların dilini öğretiyoruz. Bilinçaltının dilini öğretiyoruz. Sadece dil öğrenilmiyor, sadece her bilgiye ulaşılmıyor, sadece bolluk berekete ulaşılmıyor. Aklınıza gelebilecek her şey ruhla daha kolay hale geliyor. Bunu öğretiyoruz. Şifaya vesile olmak bizim çalışmaların içinde belki binde birlik bir yerdir. Ama insanın şu an en fazla ihtiyacı o olduğu için ön planda görünüyor olabilir. Evet. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz bize şu anda. Evet.